Merhaba Şifre Rednet izleyenleri. Bu videomuzda Monster'ın Abra A5 ve 10.1 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. Daha önce Monster'ın GTX 1070, 1080 hatta 1060 ekran kartını kullanan farklı modellerini yine Emin incelemişti. Bu modelde 1050 var, Abra A5 ve 10.1 ve yine sen kullandın, sen Yine ben inceleyeceksin. kullandım. Biraz daha tulparlara göre farklı bir seri tabii ki Abra. İstersen abi öncelikle tasarımla başlayalım. Monster'ın biliyorsun 3 farklı serisi var. Yani ön plana çıkan Semruk, Tulpar ve Abra. Semruk direkt 2 tane 1080'li ekran kartlarının olduğu, fantezi modelleri diyebileceğimiz inanılmaz bilgisayarların olduğu bir seri. Tulpar serisi üst seviye kullanıcılara hitap ediyor ki onlardan birçok kez bahsettik. Yaklaşık 3 tane bilgisayarı inceledik. Ki bir şuradan tanesini ulaşabilirsiniz onlara. Aynen. YouTube kartlarından ulaşabilirsiniz ki ben onun dışında T7 ve 9.1'i zaten canlı yayınlarımızda, haftalık canlı yayınlarımızda Twitch'te kullanıyorum. Abra'yı ama hem okurlarımız çok merak ediyordu hem de ben de bir hazır Cable Egg gelmişken yenilenmiş bir Abra modelini kullanmayı merakla bir bekliyordum. Bir de şöyle bir avantajı var. Bizim inceleyeceğimiz model 1050 kullandığı için 1060, 1070 ve 1080'li modellere göre birazcık daha bütçe dostu. Tabii. 4500 lira. 4700 lira yani. 4700 lira seviyesinde. Hani biraz daha kolay alınabilir bir tabii, model. Tabii. Hani 6000, 7000'li dizüstü bilgisayar modellerine göre o anlamda da bir avantajı var. Ama ben şöyle bir şey de söyleyebilirim ki performans kısmında bunu göreceksiniz. Yani piyasada bu fiyat bandındaki birçok rakibine göre bu bir giriş seviyesi laptopu. Ama hani Monster'ın giriş seviye oyuncu laptopu diyelim. Piyasada birçok oyuncu laptopunda çok daha iyi performans veriyor. Yani kendi skalasında. Eski nesilde 960M ekran kartlı oyuncu bilgisayarları var. Yani ben 9 hatta 950 ekran kartı olup adına oyuncu bilgisayarı denilen bilgisayarlar var. Ama yani 1000 serisiyle beraber çok ciddi bir performans Tabii. artışı oldu. Hani o nedenle benim de şahsi tavsiyem eğer bir oyun odaklı dizüstü bilgisayar alacaksanız artık 1000 serisinden bir şey bütçenize göre tercih etmeniz çok daha avantajlı olacaktır. Ki yavaş yavaş da bu da onlardan biri şu yavaş an yavaş zaten. Da bütçe dostu oluyorlar. Hani bu bir giriş seviyesi notebook'u Monster. Monster'ın kendi skalasında giriş seviyesinde ama 7700 HQ Intel i7 işlemcisi var, Cable Lake yani son nesil. Onun dışında 1050 ekran kartının verdiği performans gerçekten çok iyi. Yeni bir oyunda oynadım. Yine performans kısmında göreceksiniz. Sen For Honor'da oynadım. Ekstrem ayarlarda 1080p'de 35 ile 40 FPS arasında bir sabit FPS yakaladım. Yani bunu kendim sabitleştirebilirdim tabii ki bu ekstrem ayarlar. Giriş seviyesi bir ekran kartı var bu bilgisayarda ve ekstrem ayarlarda oynuyorsun. Gerek yok. Çok yeni bir oyun zaten. Ben hani bu laptopu kullanıyorsam bir 50-60 FPS görmek için birazcık düşürürdüm ayarları. Tabii ki. 50-60 FPS daha akıcı bir oyun deneyimi sunar. Ama 30 FPS'de de rahatça oynarım diyorsunuz. O da inanılmaz bir fark yaratıyor. Çünkü görsel giriş açıdan seviyesinden bahsediyoruz burada. Bir giriş seviyesi ekran kartının hani böyle bir performans vermesi bence çok iyi bir olay. Tasarımda ne diyorsun? Biraz tasarımından konuşalım. Tasarımı benim için çok farklı oldu. Şöyle bugüne kadar hep Monster'dan Tulpar serisinin bilgisayarlarını incelediğim ve yayında da kullandığım için Abra'nın tasarım çizgileri beni şaşırttı ve gerçekten çok beğendim. Daha bir kompakt yapısı var. 2.7 kilogram ağırlığında. İyi taşınabilir biraz, bir oyuncu dizüstü bilgisayar. Taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olmayı başarmış. Hani 5 kilo falan gördük yani. 15.6 inçlik bir ekranı var. Logosu farklı. O çok güzel olmuş. Arka tarafta kendi yeşilli logosunu kullanıyor. Tulparlarda daha gri tonlarda bir logo kullanıyor Monster. Ama bunda yeşil bir logo var. Klavye yapısını çok beğendim. Diğer klavyeler de evet çok rahattı. Daha önceden deneyimlediğim ama çiklet yapısındaki klavye özellikle yazı da yazan kişiler için çok güzel oluyor. Yine tam teşekküllü bir klavyemiz var. Yani numpad'i içerisinde. Yine WASD tuşlarında bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu için özel bir WASD tuşlarını belirten farklı bir logo var orada. O güzel olmuş. Touchpad hakkında ne düşünüyorsun? Touchpad de daha farklı. Daha yumuşak bir touchpad kullanılıyordu Tulpar'da. Daha büyük bir touchpad kullanılıyordu. Abra A5 ve 10.1'de daha basma hissiyatı daha güçlü bir tıkladığın zaman gelen tık tık sesini duyduğunuz bir touchpad kullanılmış. Kullanım gene çok rahat, çok güzel hazırlanmış ama doğal olarak parmak okuyucu bulunmuyor. Çünkü giriş seviyesi bir oyuncu notebookundan bahsediyoruz. Onu evet. da koymamışlar. Giriş çıkış noktalarına baktığımızda benim şaşırdığım nokta bu sefer bütün değil ama çoğu giriş çıkış noktasını
arka tarafta arka yer tarafa vermiş Monster. Arka tarafa baktığımızda power tuşu, daha doğrusu power girişi, USB Type-C portu, 2 tane USB 3.0. Bununla beraber Ethernet, HDMI'da arka tarafta konumlandırılmış durumda. Bir de cihazın sağ tarafında 2 adet USB 2.0 portumuz var. Onun dışında mikrofon ve kulaklık girişlerimiz yer alıyor. Hani değişik bir tasarıma gitmiş. Büyük ihtimalle içerisindeki donanımla alakalı olarak konumlandırmaları değiştirmeyi tercih tabii etmişler. Tabii o hani mühendislerin bileceği bir şey. Tabii. Biz genelde yanlarda görmeye alışkınız ama yani bir laptopu dizayn ederken o yerleşimler çok her zaman istenildiği gibi olmayabiliyor. O yüzden burada arkaya konumlandırmış olabilirler. İki tane USB. Kerim de söylediği gibi hemen bilgisayarın sağ tarafında bulunuyor. Sol tarafında hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet. Yani tamamen bomboş sol tarafı. Arka kısımda da USB 3'ler, HDMI girişi ve güç girişi yer alıyor. Güç girişinin zaten aynen. Güç girişinin zaten Monster'larda arka tarafta olmasına alışmıştık ki bence çok önemli bir şey. Yan tarafta olmaması, her zaman arkada olmasını savunurum laptoplarda. Onun dışında sağ tarafın benim açımdan sevdiğim yanı, yani iki tarafta da evet girişlere ağırlık vermemişler. Sadece arka tarafa yüklenmişler gibi bir durum var. USB 3 de orada. İki tane USB 2 veri aktarımımız için. Onun dışında bir de SD kart yuvası da yine sağ tarafta bulunuyor. Kulaklık girişi. Yani hızlı bir şekilde kullanacağınız bütün girişleri yine sağ tarafa yerleştirmişler. İşte hani keşke sağda da en azından bir tane USB 3.0 USB 3 olmasını olsa iyi olurmuş. Ya çok büyük problem mi değil ama keşke olsaymış dedirtiyor. İstersen ekranla devam edelim. Tamam. 15.6 inçlik bir ekranımız var. Full HD çözünürlük kullanılıyor. IPS LED. IPS LED panel. Benim ilk sormak istediğim soru mat ekran mı? Yine mat ekran kullanılıyor. Süper. O çünkü çok önemli oyun, bence. Yani Monster'ın o bir çizgisi olmuş durumda ki bence çok önemli bir olay. Oyuncu notebooklarını yani her yerde kullanmak istiyorsunuz. Yani evinizde de kullanıyorsanız, güç kablosuna da bağlasanız, yani pencerenin kenarı da olabilir bu. Yani yemek masası da olabilir. Her yerde kullanabilirsiniz. Ama güneş ışığı sorun oluşturuyor genellikle laptoplarda. Mat ekran sayesinde bu sorundan kurtuluyorsunuz rahat rahat. Arkadan gün ışığı da gelse yani gayet iyi bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz, işlerinizi halledebiliyorsunuz. 15.6 da son derece yeterli bir, zaten laptopun kendi boyutuyla da orantılı bir ekran boyutu. 1080p kullanılıyor ki zaten 1050 var. 4K ekran olması yani gereksiz olurdu. 2K bile gereksiz. Hani 1080p oyun için ideal bir ekran kartı. Aynı, 1050. Aynı zamanda güç tüketimine de çok büyük bir yararı var 1080p olmasının. Çünkü 4K olduğunda o kadar gitmeyecek. O şarjını bitirecek çabucak. Hazır ekran donanım özelliklerinden bahsetmişken diğer donanım özelliklerine değinelim Kerem. Beni sevindiren nokta 4600-4700 sınıfında bir laptopta Cable A2 görmek oldu bir oyuncu bilgisayarında. Evet, artık Cable A2'ler yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. 7700 HQ kullanıyor Monster Abra A5 V10.1. Onun da frekans hızı 2.8 GHz. i7-7700 HQ işlemcisinde hızı 2.8 GHz ama bunu Turbo Boost'ta 3.8 gibi gayet yüksek bir seviyeye yükseltebiliyorsunuz. Yetersiz kaldığını düşündüğünüz durumlarda ki Cable A2'nin ben şu anlık yetersiz kalacağını düşünmüyorum stok hızının da. Cable A2 Sky'la A2 oranla çok büyük bir mimari değişimi getirmedi. 14 nanometrede yaklaşık Sky'la A2 göre bir %15'lik falan bir performans artışı görüyoruz. Daha hızlı, daha verimli. 4K konusunda video yapma konusunda belli avantajları var ama o da bu yani laptopta bir geçerli. Artık hani bu seviyelerde zaten çok çok yeterli bir işlemci. Orada oyuncu bir dizüstü bilgisayarından bahsettiğimiz için daha çok önemli olan ekran kartı oluyor. Tabii. Burada da hani fiyatına göre 1050 kullanılmış. Onu zaten daha önce konuşmuştuk. Ekran kartını hazır bahsetmişken arkadaşlar GTX 1050 ekran kartı var. 4 GB'lık bir ekran kartı var. Yani zaten oynayacağınız oyunların %99'unda o 4 GB'ın çok büyük kısmını kullanmayacaksınız. Çünkü 4K'da kullanmıyorsunuz bilgisayarı. 1080p çözünürlükle oynayacaksınız. DDR5 RAM var. 8 GB RAM bulunuyor bilgisayarda. Bu da son derece yeterli. İsterseniz kendinizi özelleştirerek, Monster'ı bunu talep ederek 16'ya da çıkartabilirsiniz. O da yani eğer çok geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız benim tavsiyem 16'ya upgrade etmeniz olacaktır. Ancak şu anda hani 8 yetiyor. Birçok oyuncu hala 8 GB RAM ile oyununu oynuyor. Ama tabii. Yeni nesil oyunlar çıkmaya devam ettikçe artık 16'ya yükseltmek de gerekecek. Orada tercih sizin, ben olsam yükseltirdim. Yani kolayca zaten sitesinde yükseltebiliyorsunuz. Özelleştir dediğinizde hard disk, RAM gibi seçeneklerinizi kolaylıkla düzenleyebiliyorsunuz. Onun dışında zaten hard diskten bahsetmek gerekiyor. Şimdi stok halinde
256 GB'lık M.2 SATA bir SSD'miz bulunuyor. Hı-hı. Hard disk yok. Başka bir hard disk. Yani sadece 256 sadece 256 GB'lık bir depolama alanımız var. Onu da 560 MB saniye okuma hızı var. 520 MB saniye SSD yazma olarak, ama yine oyunculardan bahsettiğimiz için bence bir mekanik diske de yanında en azından büyük boyutlu oyunları depolamak için mutlaka bir ihtiyaç tabii var. Tabii tabii. Onu da zannediyorum ki yine özelleştirme yaparak dahil edebiliyoruz. Hı hı. Monster Abra A5 ve 10.1'in teknik detayları bu şekilde, ama asıl bizim merak ettiğimiz bu teknik özelliklerle oyunlarda nasıl bir performans gösteriyoruz? Çünkü satın alma kararını belli eden şey o. Tabii. İsterseniz gelin hep beraber bu laptopun oyun performansına yakından bakalım. Evet arkadaşlar, sentetik testlerimizi bitirdikten sonra artık canlı canlı oyun testlerimize geçebiliriz. Abra A5 ve 10.1'in ilk oyun testini Forerunner üzerinden yapacağız, ama sadece Forerunner'ın özelliklerine değinmeyeceğiz. Bundan sonra bir de Fallout 4'e geçeceğiz. Forerunner'da ilk olarak ben size Options bölümünden grafik ayarlarını göstereceğim. Şu anda ekstrem olan ayarlardayız. Burada tabii ki bayağı yüksek bir grafik kalitesine hitap ediyor. Aslına bakarsanız giriş seviyesi bir ekran kartı olan GeForce GTX 1050 için pek de uygun bir ayar olduğunu düşünmüyorum. Ama bu ayarlarda da iyi bir sonuç alabileceğimizi düşündüğümden ben benchmark'ı hemen çalıştırıyorum. Ardından bir de high ayarlarda, yani yüksek ayarlarda oyunu çalıştıracağız. Onda nasıl bir benchmark, yani bir performans özelliği verdiğini göreceğiz. Şu anda ekstrem ayarlarda oyunu çalıştırıyoruz. Daha çok notebooklarda, belki normal masaüstü bilgisayarlarda bu fark ettirmeyecektir, ama notebooklarda birazcık performansta düşüş gözlemleyebiliriz. Bakalım nasıl bir ortalama FPS değeri alacağız. Eğer 30 FPS ve üzeri bir FPS değeri alırsak, bu Abra A5'in giriş seviyesi bir oyuncu notebooku ve giriş seviyesi ekran kartı kullanmasına rağmen gayet iyi bir performans gösterdiğini bize anlatmış olacak. Şu anda benchmark testimiz kapalı alanda devam ediyor. Bu arada sentetik testlerde de ilk olarak masaüstü bilgisayarlara uygun bir testi kullandık. Ardındansa oyuncu notebooklarına yönelik bir testi kullandık. Doğal olarak oyuncu notebooklarına yönelik testte çok yüksek puanlar almayı başardık.
Şu anda geniş açıyla savaş alanını görüntülüyoruz. Çok büyük bir alanı çiziyor ekran kartı ve 43 FPS gibi bir average puanımız var. Bu da gayet iyi bir rakam, öyle söyleyebilirim. Forerunner için henüz çok yeni bir oyun. Evet, ortalama değerlerimiz de geldi. 4 GB'lık RAM'in 1721 MB'ını kullanmış VRAM usage, grafik hafızasından kullanılan alan. Genel olarak 28 FPS'ye düşmüş. O da çok karıştığı ortamlarda, böyle alevler bayağı bir girişmişti. Ortalama olarak da 42.47 FPS'yi görmeyi başarmışız. Ortalama olarak gerçekten çok iyi bir FPS düzeyi diyebilirim. 1050 ve notebook işlemcisi kullanmasına rağmen ve giriş seviyesi bir oyuncu notebook olmasına rağmen çok yüksek bir performans. 42.47. Maksimum olarak da 65.05 FPS'yi görmüşüz. Şimdi benchmark'ta ben hemen geri geleceğim. Bu sefer temiz olarak, direkt olarak high ayarlara geçeceğim. Yani yüksek ayarlara geçeceğim. Bakalım bu sefer nasıl bir performans artışı yaşayacağız. Bu sefer direkt 60 ve 56 arası bir FPS değeriyle başladı. Gözle görülür bir performans yükselişi var. Az önce buralarda 28 FPS'ye tam olarak düşmüştü. Bu sefer ise 50 FPS'nin de altına düşmedi bilgisayar. Kapalı alana doğru devam ediyor benchmark. Şu anda gayet yüksek FPS değerleriyle devam ediyor. 67'leri gördük. Yavaş yavaş geniş açıya doğru ilerleyecek. Evet, şu an geniş açıdayız ve 60 FPS'nin biraz üzerine çıkabildi benchmark sonuçları. Bakalım İşin sonunda aldığımız puan nasıl bir puan olacak? Şu anda benchmark bitirildi. Şu an gayet iyi rakamlar görüyoruz. Hiçbir sarı veya kırmızı nokta yok. Ortalama olarak minimumda 46'ya kadar düşmüş. Orada zaten ben sizi uyarmıştım. Ortalama 57.67 FPS değerimiz var. Maksimumda 75.06'yı görmüşüz. Bunlar gerçekten çok iyi rakamlar. Abra A5 ve 10.1 için. İsterseniz bir de oyunun kendi sentetik testinden sonra bir de oynanışla bu işi taçlandıralım diyorum. Grafiklerin doğal olarak daha yüksek olduğu senaryo modunu tercih edeceğim. Senaryo modunda da bayağı bir ileri gitmiştim ama şöyle bildiğim bölümlerden birini açacağım. Evet arkadaşlar, şu anda oyundayız. Ortalama olarak 50 FPS var ve etrafta da bayağı bir kalabalık var. Warden karakteriyle ana hikayede ilerlemeye başladık. Vikingleri ilerletme görevi bu. Şu an gayet akıcı bir oynanışla devam ettiriyorum. Yüksek ayarlarda açtım oyunu. Ben bu bölgede devam ediyorum. Şimdi benden bölgeyi ilerlememi istiyor. Oynanış görüntüleri devam ediyor arkadaşlar. Bölümde de ilerlemeye devam ediyoruz. FPS olarak, stabil olarak 50 ile 60 arasında değerlerde seyrediyor oyun. Son derece akıcı. Birkaç ayar daha düşürerek, filtre ayarlarını birazcık daha düşürerek akıcı, tamamen 60 FPS bir oyun tecrübesi de elde edebilirsiniz. Yine yüksek ayarlar içerisinde bunu elde edebilecek olmanızsa bence çok güzel bir durum.
bölgeyi almamızı istiyor. Direkt olarak hızlı ve akıcı bir şekilde oyun oynamaya devam ediyoruz. Açıkçası bu kadar yüksek skorlar almak beni de şaşırttı. Giriş seviyesi bir ekran kartı ama Nvidia'nın biliyorsunuz 1000 serisiyle beraber ekran kartlarına mobil takısı kalkınca böyle bir performans almak da mümkün oldu. İçerisindeki diğer parçalarda, bilgisayarın içerisindeki diğer parçalarda yüksek kaliteli bileşenler olunca gayet iyi bir FPS değeriyle Forerunner'ı oynayabiliyoruz yüksek ayarlarda. Hemen aşağı atıyoruz. Böylece bölgedeki Viking düşmanları da temizlemiş oluyoruz. Kapalı alanda ise genel olarak 60 FPS'de seyrediyor Forerunner. Diğer oyunumuzsa benim özellikle laptop incelemelerinde veya ekran kartı incelemelerinde tercih ettiğim oyunlardan biri Fallout 4. Peki neden Fallout 4'ü böylesine tercih ediyoruz? Çünkü aynı anda grafik işlemcisinin ve bilgisayar işlemcisinin çizmesi gereken alan çok fazla. Hem bilgisayarınızın belleğine hem de ekran kartının video belleğine aşırı bir yüklenme oluşabiliyor. Aynı anda çizilen mesafe, çizilen materyal sayısı Fallout 4'te sandbox açık dünya oyunu olduğu için hayli fazla. Grafikte de zaten son derece iyi, ışıklandırması da son derece iyi. Grafik kartlarını, laptopları ve oyuncu bilgisayarını test etmek için son derece uygun oyunlardan biri. Şu anda stabil olarak 60'a sabitlemiş durumdayız Fallout 4'ü. Fallout 4 gördüğünüz gibi böyle daha fazla şeyin çizildiği alanlara geçtiğimizde 47 ile 60 FPS arasında sürekli olarak gidip gelebiliyor. Baktığınız alana göre tabii ki bu değişiyor. Bir süre sonra ise çizim bittiğinde yine 60 FPS'ye direkt olarak sabitleniyor. Bunlar yüksek ayarlarda açtığımız, en yüksek ayarlarda açtığımız Fallout 4 için son derece iyi rakamlar. Şu anda çizilen alanın derinliğini siz de görüyor olmalısınız. Bayağı bir bölgeyi çizmiş durumda oyun ve 51 FPS'yi rahatça görebiliyoruz. Abra A5 V10.1'in Fallout 4'teki performansı da genel olarak bu FPS değerlerinde seyrediyor. Daha bu kadar geniş alanı çizmediğimiz, daha dar alanı çizdiğimiz bölgelerde ise direkt olarak 60 FPS ve üstünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani her türlü akıcı bir oynanış sunabiliyor size. Tabii bu yüksek değerleri alırken söylediğim gibi elimizdeki notebook bilgisayarına Monster'ın giriş seviyesi oyuncu bilgisayarlarından biri olduğunu, ekran kartında zaten Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartlarından biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu fiyat performans algısında alabileceğiniz en iyi performanslardan birini sunuyor bize. Abra A5 V10.1. Kapalı alanlarda doğal olarak Fallout 4'ün çizdiği alanda sınırlandığı için daha iyi bir FPS değeri alabiliyoruz. 60'a genel olarak sabitlenmiş bir oyun var karşımızda. Gördüğünüz üzere çok daha iyi bir FPS değeri aldık. Evet arkadaşlar, oyun testlerinden sonra geldik sonuç bölümüne. Emin, sen kullandın, oyun oynadın, inceledin. Fiyatını da düşünerek son yorumunu alabilir miyim? Şimdi Abra A5 V10.1 4700 liralık bir fiyat etiketine sahip. Başta da söylemiştik, piyasada çok daha fiyat, yüksek fiyat skalasında giriş olarak değil, direkt yüksek donanımlı oyuncu laptopu adı altında birçok bilgisayar satılıyor. Monster'ın giriş serisi olan Abra'nın ben başarılı bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cable Lake'de yenilenmesi,
1050 bir ekran kartının, 1000 serisi bir ekran kartının kullanması ve bunu performanslı bir şekilde oyunlara yansıtabilmesi çok güzel bir şey. Ben hem Fallout 4'ü oynadım hem de For Honor'ı oynadım. Hem bir yeni oyun olsun hem de çok fazla partikülün olduğu, çok fazla işlem, ekran kartının işlem gücünü zorlayacak oyunlardan biri olan Fallout'u da oynamak istedim. Fallout'u ben neredeyse her laptop incelemesinde oynuyorum, oyuncu laptoplarında. Çünkü açık alanı çok büyük bir alanı çizmek zorunda oyun aynı anda. Tıpkı Grand Theft Auto 5'te olduğu gibi. Ekran kartına yüklenebildiği kadar çok yükleniyor. Yani o noktada da çok güzel FPS değerleri aldım. Ki ekstrem high gibi ayarlarda oynadım. Giriş seviyesi bir ekran kartımda. Bu derece yüksek ayarlarda. Fallout'ta 60 FPS'yi, For Honor'da da 30'la 35-40 arası FPS'yi görmek son derece sevindirici. Ve fiyatını da düşündüğümüzde 4700 lira oyuncu laptopu, çok daha yüksek oyuncu laptopları alınıyor, satın alınıyor şu an. Ki o fiyat skalasında son derece iyi, donanım açısından da performans açısından da tatmin edici sonuçları görebiliyorsunuz. Zaten testlerimize görünüz. Kendiniz de denediğinizde göreceksiniz. Gidip test ettiğiniz herhangi bir mağazada. Yani ben açıkçası memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ya ben de şöyle düşünüyorum. Bir süredir yani birkaç yıldır ülkemizdeki dizüstü bilgisayarları oyuncu olsun veya olması zaten hani dolar kuru vergilendirme vesaire vesaire yüzünden uygun fiyatları bulunamıyor. O nedenle de adam akıllı oyun oynamak istiyorsanız ne yazık ki 3000 liralar falan kurtarmıyor. Tabii. Bu modelde gördüğümüz gibi 4500 işte 5000'e artık yaklaşan rakamlar görüyoruz. Bu model eğer hakikaten bu kadarlık bir bütçe ayırabiliyorsanız, maksimum buna çıkabiliyorsanız gayet ideal olmuş. 1080p Full HD çözünürlükte, ayarlar yüksek, 40 FPS, belki işte 30 oyununa FPS göre oyununa değişiyor. Göre bazen 50 FPS oynamak için gayet mantıklı bir model olmuş. Ancak eğer daha üst seviyelere çıkmak istiyorsanız oyunlarda 6000 lira civarında yine Monster'ın 1060'lı veya biraz daha yukarı çıkıp 1070'li modellerinde tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin beklentinize kalmış. Tabii beklentiniz performans noktasında beklentinize kalmış. Yani 1050 ne veriyorsa onu gayet iyi bir şekilde yansıtabiliyor size. 7700 HQ gibi bir işlemcisi de var. RAM seviyesi yeterli ki isterseniz bunu da yükseltebiliyorsunuz. Tıpkı hard disk ekleyebildiğiniz gibi. Yani ben Abra A5 V10.1'i bu noktada giriş seviyesi bir Monster laptopu noktasında çok beğendiğimi söyleyeyim son olarak. O zaman videomuzu sonlandıralım. Monster Abra A5 V10.1 incelemesi bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.